Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz de şimdi şifalı bitkiler dünyasındayız. İbrahim Gökçek konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bitkilerin şifası bizlere de yansıyor. Şeyi sormak istiyorum İbrahim Bey. Bu hemoroid hastalığından bahsedelim. Çünkü çok sıkıntı yaşıyor izleyicilerimiz de. Onlardan gelen bilgiler de öyle, sorular da soruyorlar bize zaten. Hemoroid hastalığı nedir ve nasıl tedavi edilir? Hangi bitkiler şifa kaynağı olur? Bize bahsederseniz seviniriz. Evet, maalesef çok yaygın. Hemoroid normal olarak insanların %70'inde gözüküyor. Yani çok çok yaygın. Hemen hemen her 3 kişiden ikisinde hemoroid problemi var. Fakat çoğu söyleyemiyor. Bu nedenle de bilinmiyor. Yani doktora gitmiyor. Ayıptır diye. Fakat bu bir problem tabii ki. Rahatsız oluyor kişi. İnsan oturduğu yerde rahat edemiyor. Huzursuz veriyor sürekli. Ağrı, sızı vesaire. Bazıları da basit bir rahatsızlıkta hemen ameliyat dendiğinde koşuyor, hemen ameliyat oluyor. Ya da çok korkuyorlar, evlerine kapanıyorlar, hiç dışarı bile çıkmıyorlar. Böyle vakalar evet, da var. Ameliyat olmak çok çok riskli, çok kötü. Neden kötü? Çünkü geçenlerde bir bayan beni aradı. Ay İbrahim Bey, 4 defa ameliyat oldum hemoroidden. 4. defa sifing denen kaslar, böyle kitleyen, makada kitleyen kaslarda. Sifing, buradaki sinir zedelenmiş ameliyatta. Ne oluyor? TF acıdığını tutamıyor. Ne olacak? Altı bezlenecek. Dedi ki, buna çare var mı? Yani ameliyat olmadan önce arasaydı. Bir ay, 1,5 ayda iyileşirdi. Fakat kastaki çok önemli sinir kesilmiş. Yani yeni bir ameliyat gerekecek. Belki düzelecek. Yani ameliyat olmuş. Yani buradaki sinir kesilmiş. TF acıdığını tutamıyor. Çocuklar gibi bezlenmek zorunda kalıyor ömür boyu. Bu nedenle hemoroid gibi bir rahatsızlık için asla ameliyat olmamak gerekir. Buna karşı çok güzel bir bitki var. Bu çoban çantası otu. Çoban çantası otu. Evet, ama kuruduğu için. Hepsinin ismi de değişik. Enteresan isimleri var. Bakalım ona. Çiçekleri. Çiçekleri mi etkili oluyor? Çiçekleri tohuma döndüğü zaman bir kese oluşuyor. Tohum kesesi. Bu aynı çoban çantasına benzediği için çoban çantası otu denir. Bunun birleşimindeki polipeptin denen etken madde her türlü iç kanamayı önleyici. Her türlü derken rahimden, mesela adet düzensizliğinden, adet yoğunluğundan veya herhangi bir miyomdan, kisten dolayı bayanlarda yoğun kanamalara karşı etkili. İç kanamalar. İnce bağırsakta veya kalın bağırsakta, ülseratif kolit veya morbus Crohn'dan dolayı olan kanamalara karşı etkili. Mide kanamasına karşı etkili. Hatta burun kanamasına dahi etkilidir. Bununla ilgili Japon asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada kan basıncını düşürücü ve hemoroidi önleyici özelliğini tespit etmişlerdir. Bununla ilgili klinik araştırması var. Yine iki profesör doktor Alman asıllı, Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Wagner, çoban çantası ile ilgili yapmış oldukları araştırmada her türlü hemoroidi iyileştirir. Birleşimindeki polipeptitin böyle bir özelliği var. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde çoban çantasının ekstraktı olması gerekir. Çünkü diğer birleşimindeki ekstraktından bahsediyoruz. Bunun da ekstraktının olması tabii, gerekiyor. Tabii ekstrakt olmazsa otu öğütürekten hap damladıracı yapamazsınız. Buna gerek yok o zaman. Otu öğütüp damladıracı yapıyor bazıları. Uyanıklık yapıyor. Etkisi az olur. Çünkü içindeki birleşimdeki etken madde %2, %3. Çayını yap, iç. Kapsül yapmaya gerek yok o zaman. Yani maliyeti düşürmek için yapıyorlar. Vatandaşı bu dolandırmaktır. Üçkağıtçılık, sahtekarlık. Ekstraktan, yani bitkinin özütünden, etken maddeden damla, draje, kapsül yapılır. Asla otu öğüterekten değirmende damla draje yapılamaz. Yani tam fayda sağlamak istiyorsak muhakkak ekstrakta olması gerekiyor bitkilerin. Evet. Geçenlerde bir dostum bana bir kapsül getirdi. Dedi bunu 6 aydır kullanıyorum, bir etkisini göremiyorum dedi. Getir bakayım dedim. Açtık, içine baktık, ot.
Saman, çöp öğütmüş. Ottan, çöpten kapsül yapılmaz. Bunu kim yaptı dedim. Aa, çok uzman bir ekip. 7 tane doktor çalışıyor bu firmada. 7 değil 700 tane çalışsa ne olacak? Akıl yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde otu öğüterekten hap yapılmaz. Sadece Türkiye'de var bu. Çok komik bir durum. Ekstraktan hap damladıracı yapılır. Ekstrakt. Ekstrakt yani bitki özütü. Etken maddesi. Etken maddede %2'dir, %3'tür. Bu şekilde biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşimde çoban çantası otunun ekstraktı. Hamemelis virginialis. Bu da cadı fındığı denir. Fındığa benzer. Çok ilginç isimleri var. Cadı fındığı. Cadı fındığı. Hı-hı. Hamemelis. Hamemelisle de ilgili çok. Hamemelis hem ekzemaya karşı etkili. Kaşıntılı, hı-hı, kuru ekzemaya karşı etkili. Hem hemoroide karşı etkili. O cadı fındığıyla da ilgili bizim bir formülümüz var. Yeni bir formül. Hamemelis forte diye bir formül geliştirdik. O da ekzema rahatsızları için. O da ayrı bir konu. Hı-hı. Cadı fındığı. Fındık şöyle küçük küçük fındığa benzer meyveler olduğu için cadı fındığı denir. Hı hı. Küçük küçük yenmez ama meyvesi. Alıç içerir, at kestanesi, sarı yonca, sarı yonca bildiğimiz yoncanın sarı çiçekli olanı. Bu da hemoroide karşı etkili, toplar damar zafiyetine karşı etkili. Kara buğday, kara buğday ot ama meyvesi değil, tohumu değil, otu. Varize karşı, toplar damar zafiyetine karşı hemoroide. Yani burada çok özel bir formül. Toplar damar zafiyeti neden hemoroid oluşuyor? Burada kan dolaşımı yetersizliği var. Yani çok yoğun bir kan dolaşımı. Artık buraya damarlar sığmıyor. Ve beslenemediği için hücreler yavaş yavaş bir kısmı sarkıyor. Hemoroide kademeli olarak 4 devredir. Hemoroid şayet memeler dışarı çıkmıyorsa birinci devre, dışarı çıkıyor da defacadan sonra geri içeri giriyorsa ikinci devre, çıkıp da içeri girmiyorsa üçüncü devre ve sürekli dışarıda iri iri kanlı ise dördüncü devre vesaire. Yani bunu da kademe kademe. Hı hı. Asla hemoroidden dolayı ameliyat olmak iyi değil. Çünkü hemoroidden ameliyat olsa kişi tekrar nükseder. Çünkü nihayetinde burada kan dolaşımı söz konusu. Kan basıncını düşürmedikçe, damarların içindeki plakları çözmedikçe geçici çözüm, ameliyat çözüm değil. Bu nedenle kesin çözüm ancak ve ancak bu şekilde olur. Başka türlü olmaz. Yani hemoroidin tedavisi mümkün. Yani ağırlıklı olarak çoban çantası bitkisi ve hani diğer bitkilerin ekstrakt karışımlarıyla ilgili olarak tam bir tedavi söz konusu tabii mudur? Hem, tabii tabii. Bununla ilgili klinik araştırması var. Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da. Japon asıllı iki ilim adamı. Klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Yine iki profesör, Profesör Doktor Wagner, Profesör Wiesenau, Alman asıllı iki doktor. Bunlar da klinik araştırması yapmışlar ve etkisini ispat etmişler. Yani hiçbir yan tesiri yok, tamamen doğal. Sadece hemoroidi değil, her türlü iç kanamayı da önleyici özelliğe sahip olduğu için çoban çantası iç kanamalara karşı dünyada en etkili bitkidir. Tabii beş parmak otu diye bir bitki var. Bu da iç kanamalara etkili. Çok mükemmel bir ürün. Hiçbir antiyesir yok. Mükemmel bir formül geliştirdik. Evet. Hamemelis dediğim gibi cadı fındığı, sarı yonca, kara buğday, 19 alıç çeşit. Var demiştiniz. Evet, 19 çeşit bitki ekstraktı. Tamamen doğal, kimyasal madde asla yok. Kullandığı zaman vatandaş hiçbir problemi kalmaz. Hani ameliyat olmak çok çok rizikolu olabilir. Yani ameliyatsız bazıları, çözümü mümkün. Tabii. Bazıları ameliyat oluyor, ne oluyor? İşte söylediğim gibi, hı hı, Allah korusun, bu sefer makatını defacını tutamıyor. Yani gerisi dönmeyen problemlere rastlanabiliyor. Yani çözüm de yok. Ne oluyor? Altını bezlemek zorunda kalıyor. Hı hı. Ne demek? Bir insanın yani 50-60 yaşında bir kişi altı bezle sokakta nasıl gezecek? Değil mi? Çocuk. Çok tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Çağımızın bir hastalığı var. Depresyon. Değil mi? Evet. Ona iyi gelen bitkiler var mıdır acaba? Hani ya da şöyle sorun. Depresyon neden olur ve hani hangi bitkiler şifa kaynağıdır? Ne önerirsiniz bu depresyondan kurtulmak için? Daha mutlu olmamız için ne yapalım? Depresyona karşı çok mükemmel
bitkiler var. Bunlardan biri sarı kantaron, diğeri oğul otu. Burada bir de lavanta var. Evet. Onu biz şöyle alalım isterseniz biraz. O güzel kokusunu da buradan bu duyalım. Lavanta da bakalım. Strese karşı çok güzel kokuyor. Sakinleştirici, teskin edici. Sadece şu çiçekleri kullanılır. Sadece. Yaprakları kullanılmaz. Bu sefer çiçekleri sadece. Sadece bunun, lavantanın sadece çiçekleri kullanılır. Oğul otunun yaprakları ve gövdesi. Ve sarı kantoron. Sarı kantoronun kökü hariç tamamı kullanılır. Sarı kantoron dünyada depresyona karşı en etkili bitkidir. Dünyada. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Belge var. Klinik araştırmaları var. Mesela ben buraya bununla ilgili şu bitkinin çiçeğinin resmini. Çok da güzel çiçeği var aslında. Evet. Ne kadar güzel. Çok güzel. Altın sarısı çiçekleri. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Burada araştırmalara ilgili bilgiler var. Sarı kantoron ne yapıyor da? Depresyon, stres, üzüntü, sıkıntı, endişe, korku gibi rahatsızları önlüyor. Sormak istiyorum. Depresyon belirtileri nelerdir? Sürekli kendini kişi böyle bir kenara, bir köşeye çekilmek ister. Sessiz, sakin bir ortam arar. Eğer huzursuzdur veya aşırı yemek yer veya hiçbir şey yemez. Eğer ilerlerse, tedavi edilmezse bunalıma girer. Yani intihar etmeyi bile düşünebilir. Çok çok tehlikeli olabilir. Ama tedavi edilmesi gerekiyor tabii, muhakkak. Tedavi edilmesi gerekir. Sürekli agresiftir, tartışır insanlarla. Basit şeyleri büyütür, münakaşa. Gergindir, her an kavgaya hazırdır. Şaka yapamazsınız, konuşamazsınız, tartışamazsınız. Devamlı onun bildiği doğrudur vesaire. Bu tür rahatsızlıklara sarı kantoron dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili birçok yüzlerce klinik araştırması var. Nasıl oluyor da sarı kantaron depresyonu önlüyor? Sarı kantoronun birleşiminde %1 oranında hipeforin var. %1. Hipeforin beyindeki bazı hormonların salgılanmasını artırıyor. Mesela serotonin hormonunun salgılanmasını artırıyor. Serotonin hormonu kişiye mutluluk verir, neşe verir, huzur verir, sakinleştirir, neşelendirir. Ama serotonin hormonu kişi gitse eczaneden alsa, hazır tabletini alsa daha kötü yapar. Çünkü sentetik bünyeye uymaz, bütün mekanizmaları bozar. Sentetik tehlikeli. Oysa sarı kantoron içtiğinde bunun birleşiminde etken madde beyindeki hormonu zaten düzenliyor. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen bu, doğal olduğu için bir yan etkisi yok. Evet, bu Allah'ın eczanesi, kimyada insanlar zehirliyor. Allah şifa dağıtıyor. Bilene. Sarı kantoron ikinci önemli faktör, noradrenalin hormonunun salgılanmasını artıyor. Noradrenalin hormon yetersizliği kişide dikkat dağınıklığına sebep olur. Konsantre olamaz hiçbir şeye. Öğrenciler için çok önemli. Okuyorsa bir, isterse hangi çağda, hangi yaşta olursa olsun. Çünkü bir sürü sınavlara giriyorlar, evet. Ders çalışmak zorundalar. İmtihana girmeden önce sarı kantaron yoğun olarak, bununla ilgili bizim çok özel bir formülümüz var. Sarı kantaron forte yüksek oranda. Oğul otu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, lavanta ekstraktı, çarkıfelek ekstraktı gibi çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu kullandığı zaman kişi relax, rahat olur. Kafasında hiçbir gerilim olmaz. Noradrenalin hormonunu salgılanmasını artırır. Dopamin yetersizliği kişide Parkinson'a sebep olur. Dopamin salgılanmasını artırır. Parkinson başlangıcı varsa sarı kantoron forte kullandığı zaman yavaş yavaş ileride oluşacak Parkinson'u önler. Engelleyecek yani. Engelleyecek. 4. Glutamat salgılanmasını artırır. Glutamat yetersizliği kişi yediği içtiği şeylerden ve hayattan zevk almaz. Bu da haz verir insana. Glutamat zevk verici, haz verici. Fakat Çin tuzu da haz verici, zevk verici, kimyasal olanı. Bunu kullandığı zaman beyindeki nöronları öldürür. Yani Çin tuzu Alzheimer, Parkinson, depresyon, Huntington gibi hastalıkları tetikler. Günümüzde birçok fast food, hamburger, cheeseburger, chips, jelibon, kek, yiyecek, içecek her şeyde Çin tuzu var. Hatta hazır çorbalar,
İşte dünyanın en meşhur çorbası vesaire vesaire diyorlar ya. Hepsinde Çin tuzu var. Tabii onların içeriğine baktığımız zaman Çin tozu olarak... Çin tuzu çok çok tehlikeli. Yazmıyor. Başka bir ismi daha var. Monosodyum glutamat. Glutamat var diye veya geçiyor. Veya glutamik asit veya E621 yazıyor. İçerisinde E621 glutamat, glutamik asit içeren bir şey. Ne olursa olsun. Bugün Türkiye'deki çok büyük firmalar bisküvi, çikolata, jelibon, gofret, kek, dondurma üreten firmalar, büyük firmalar, hı hı, çok büyük para kazanmak için katıyorlar böyle. Çok vatandaşı, lezzetli oluyor ama çok büyük hasarlar bırakıyor. Vatandaşı zehirliyorlar maalesef. Bunun önüne geçmek gerekir. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Kullandığımız hani hazır çorba mı tüketeceğiz, ne tüketeceksek arkasındaki içeriğindeki... Hepsinde var. Hazır çorbaların lazım. Hiçbirisini kullanmamak gerekir. Hiçbirini. Asla. Hı hı. Hepsinde var. Ben hepsini kontrol ettim. Olmayan yok. Lezzetli görünüyor. Lezzetli başlama gözüküyor. Sonrasında büyük hasarlar çok veriyor. Çok güzel. Beyni çürüt. Yani beyin süngere dönüşüyor. İçini boşaltıyor. Öldürüyor nöron hücrelerini. Milyarlarca hücre var. Yavaş yavaş ne oluyor kişi? Aptallaşıyor. Önce saflaşıyor. Unutkan hale geliyor. Sonra Alzheimer, Parkinson, Huntington, depresyon gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Sarı kantaron bu nedenle dünyada depresyon, stres, üzüntü, iç huzursuzluk, endişe, korku gibi rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitkidir. Ve bu da çok özel bir formül. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Kullandığı zaman kişiyi rahatlatır. Hiç gülemeyen insan... Gülmeye mi başlayacak? Bir program, televizyon programında bir sunucu beyefendi sürekli burada çalışanlara, kameramanlara, yöneticilere, hı hı, biraz kaba davranıyordu. Hı hı. Ve sinirli, aşırı gergin. Bana dedi ki ya ne yapayım? Sarı kantaron dünyada en etkili üründür. Şey, formül bu. Peki dedi. İki hafta sonra ya abi dedi, kedi gibi oldum, dövseler bile dedi ses çıkarmıyorum. O derece etkili olmuş yani. Relax. İkinci önemli, bu psikolojik problemlere etki yapan ürünse oğlotu. Oğlotu birleşiminde çok az miktarda ekirik yağlar var. Flavonoidler var. Bu çok çok etkili bir ürün. Bunun özelliği nedir? Oğlotu veya melisa, diğer adıyla melisa. Melisa'nın özelliği yeni keşfedildi. Bununla ilgili, melisa ile ilgili Profesör Doktor Wölpling, Alman asıllı, bundan bir krem elde ederek herpes'e karşı kullandı. Herpes, uçuk. Hı hı. Yani dudakta ve dudak civarında, burunda ortaya çıkan sulu, kabarcıklı, kaşıntılı, içi sıvı dolanı, acı veren, sızlatan... Ne kadar rahatsız eder aslında insanı, uçuk, değil mi bunlardan? Uçuğa karşı etkili. Artı sadece yani dudakta, ağız civarında çıkan uçuğa herpes labialis denir. Bir de bunun cinsel organlarda, bayanlarda ve erkeklerde çıkan türüne de herpes genitalis. Yani cinsel organ etrafında veya içinde, bayanlarda çıkabilir. Vajinanın içerisinde olabilir. Sebebi nedir peki? Virüs. İki dolayı. Çeşit. Yani ağız ve civarında çıkan uçuğa herpes simplex tip 1, diğer adıyla herpes labialis. Cinsel organ civarında veya içinde çıkan genital herpes'e herpes genitalis denir veyahut da herpes tip 2. Tip 2'nin de birçok alt türü var. Bayanlarda, yani erkeklerde ve bayanlarda çok ağır rahatsızları tetikler, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, hı hı, tedavi edilmezse bayanlarda rahim ağzı kanserine sebep olabilir. Çok çok tehlikeli olabilir. O yüzden olabilir. Muhakkak önlemini almak gerekiyor. Oğlotu'yla ilgili Profesör Doktor Wölpling yapmış olduğu araştırmalarda herpesi, virüsü yok ettiğini, bu oğlotunun birleşimindeki ekstrakt, ama otu yeterli değil. Çünkü oğlotunun birleşimindeki etken madde çok çok az. Bu nedenle mutlaka ekstraktının olması gerekir. O çayını içmek yeterli değil. Hı hı. Çünkü birleşimdeki etken madde %0,5. Yani binde 5. Çok çok az. Bu nedenle çayını içmek
Evet, Oğlot'un çayı rahatlatır. Aynı sarı kantaron gibi rahatlatır. Psikolojik rahatsızlara iyi gelir. Ancak tam bir fayda sağlamaz diyorsunuz. Çok çok az etken madde. Bu nedenle mutlak surette ekstraktını kullanmakta fayda var. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptık biz. Oğlotu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, sinirli ot ekstraktı. Bunu kullandığı zaman kişi herpesin her türüne iyi gelir. Artı bir herpes türü daha var. O da nedir? Zona. Zona hastalığı. Zona buna, bir deri hastalığı değil mi? Deri hastalığı, fakat bunun sebebi de yine virüs. Herpes. Bu da herpesin bir alt türü. Herpes zosta denir buna. Veya verizalis zosta. Herpes. Peki yani zosta. Zona böyle sinirsel değil o zaman. Bu bazen... da sinirsel. Bu da sinirsel. Su çiçeği geçiren çocuklar, insanlar da küçükken çocuklarda virüs zamanla değişir. Önce sinir kökünde bekler. Beyinden kuyruk sokumunlara kadar uzanan spinal cord isimli sinir demetinin içinde gizlenir, bekler virüs. Değişime uğrar ve kişi bağışıklık sistemi çökerse, kanser hastalığı ortaya çıkarsa, AIDS hastalığı ortaya çıkarsa, ağır bir hastalık ortaya çıkarsa virüs harekete geçer. Yani bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman harekete geçiyor virüs. Yoksa hiçbir şey yapmaz. Ölene kadar bir şey yapmaz. Ne zaman harekete geçiyor? Bağışıklık sistemi çöktüğü zaman. Peki herpes... o bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendirebiliriz? Evet, nasıl kuvvetlendirebiliriz? Çok güzel bir soru. Bu çok özel bir formül, iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaş, yakutun, zeytin yaprağı, kakule içerir. Özelliği nedir? Bütün damarları açar, temizler. Damarların iç yüzündeki plakları temizler, arıtır. Beyin damarları olsun, kalp damarları olsun, karaciğer yalanması, pankreas yalanması vesaire. Arıtıcı, vücuda arıtıcı. Bu aloe vera jel bağırsaklardaki bütün pislikleri temizler, arıtır, mantarları yok eder. Alerji hastalığına, deri hastalarına etkili. İksir, aloe vera jel, bu formüller artı Melisa Forte. Melisa bu çok özel bir formül. Virüse karşı klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Zona'ya karşı ve herpes'e karşı. Tamamen ortadan kaldırabildiğini söylüyor muyuz? Tabii tabii. Klinik, bununla ilgili burada araştırmalarda kaldırdığı yönde klinik zaten. Profesör Doktor Wöbling. 116 herpes rahatsızlığı olan insan üzerinde denemiş. 1. 46 zona hastası üzerinde denemiş. 2. Zona buna gece hastalığı da denir. Genellikle gece kaşınır, yanar. Bazen de buna kuşak hastalığı denir. Çünkü genellikle bel civarında, sırtta, belde, bazıların karşısında, bazıların omuzunda da olmasına rağmen genellikle kuşak dediğimiz bölgede olur veyahut da kemer olan bölgede. Bu nedenle kuşak hastalığı da denir, gece hastalığı da denir. Yani ellerde, kollarda, bacaklarda da görülebiliyor mu? Çok nadir. Genellikle kuşak bölgesinde, böğürlerde yani yanlarda gözükür. Sinir hücreleri yandığı için bu virüsle kimyasal ilaçlar sadece biraz ağrıyı, sızıyı, baskı altına alır, tedavi etmez.